Kısa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa'da kadına şiddete yönelik hizmetler, sorunlar, çözüm önerileri paneli yapıldı. Yaklaşık 200 kadar ölüm söz konusu, her ihtimalle söz konusu ama... Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Manisa'da kadına şiddete yönelik hizmetler, sorunlar ve çözüm önerileri paneli düzenlendi. Bu %8'in %4'ü tokat atma ve saçını çekme ilk iki sorundan oluşuyor. Panele Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Vekili Serap Akbayır, İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Suçları Kısım Amiri Kıdemli Başçavuş Cüneyt Özel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kadınlar derken vurgulamadım, 15-59 yaş arası kadınlar. Panelde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gönül Dinç Horasan tarafından Türkiye'de ve Manisa'da kadına yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı ve belirleyicileri konusu ayrıntılarıyla ele alındı. Teknolojik modele göre aslında kadına yönelik şiddetin oluşumunda yalnızca tek faktör sorumlu değil. Farklı katmanlar söz konusu, toplumsal düzeyde ki özellikler, yaşanılan bölgeye ait özellikler, kişiler arası ilişkilerle ilgili özellikler ve bireysel özellikler etkili ve bunlar birbiriyle çok yakından ilişkili arkadaşlar. Toplumsal ve sosyal politika açısından çok hızlı sosyal değişimlerin yaşanması, işte örneğin Türkiye'ye yoğun mülteci göçü, yaşanılan bölge açısından yoksulluk, yüksek suç işleme oranları, yüksek düzeyde ikamet yeri değişiklikleri, yüksek işsizlik, yerel ve satışı madde ticareti, zayıf kurumsal politikalar ve mağdurlara yönelik hizmetleri, yetersizliği, kişiler arası düzeyde yetersiz anne babalık becerileri, evlilikte uyumsuzluk, anne babayla çatışmaların şiddet içermesi, ev halkının sosyoekonomik düzeyinin düşük olması ve şiddete bulaşmış arkadaşların varlığı etkili. Panelde ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Gizem Yorgancıoğlu'yla İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Suçları Kısım Amirliğinden Üst Çavuş Tulin Tarkçı tarafından Manisa'da güvenlik hizmetleri ve kadına yönelik aile içi şiddet, sorunlar ve çözüm önerileri konularında sunum yapıldı. Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesinde oynadığı rolün önemi daha çok ortaya çıkmaktadır.